Evet arkadaşlar. Çarşamba günü yaptığımız ayete denemesinin bir diğer sorusu. Burada sadece bu konu anlatılmadığı için arkadaşlar daha küçük bir bilgi vereceğiz. Ee, konimiz burada. Bu da konimizin açık hali. Tabi şurada bir tane şöyle tabandaki dairemiz var. Ee, birçoğumuz biliyoruz ki bir konuyu biz açtığımız zaman taban dairesi buraya gelir. Koninin yanar yüzeyde bir daire dilimi olur. da sadece şuna dikkat edin. Taban ee, TB'den cismi kesip açtığınız zaman B2 uca da ayrılır ve A noktası da tam ortada kalır. Bu yarı çapımız, bu da ana doğrumuz. Ve burada şöyle bir bağıntı var arkadaşlar. İspatına girmek istemiyoruz şimdi konuda anlatılacak konu işlenirken. Yarı çapın ana doğruya oranı daire diliminin merkez açısının 360 oranına eşittir. Bunu kullanacağız. Şimdi sorumuza dönelim. Taban alanı 4 pi olan bir dik koni çiziyoruz arkadaşlar şuraya. Tepe noktamız T. Burası B. Burası da A noktası. Ve taban alanını 4 pi verdiğine göre yarıçapımız çapımız 2. Çünkü pi kare 4 pi'ye eşit olacak. Tepe noktasının B noktasına uzaklığını 6 vermiş. Yani ana doğrularımızı da 6 birim olarak vermiş. Ve B noktasındaki bir karınca koninin etrafında bir tur atarak tekrar aynı noktaya gelecek. Yani şu yolu izleyecek başlayacak. konunun yüzeyi üzerinden tekrar B'ye gelecek. Burada karıncanın alacağı en kısa yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada cismi TB'den kestiğimizi düşünelim. Taban dairesini attık. TB'den cismi kestik ve açtık. Açtığımız zaman TB'den kestiğimiz için B iki uca da ayrılır. Şu şekilde. A'da nerede kalır? Ortada kalır. Şurası da tepe noktası. Yani biz B'den B'ye gideceğiz. B'den B'ye birçok yol çizeriz. Ama en kısa yol şu doğrusal yoldur. Yani karıncanın gideceği yol bu yoldur. Zaten TB'lerimiz altışar birim. Sadece alfayı bulmak kaldı. Alfayı da şu bağıntıdan bulacağız. R'nin L'ye oranı alfanın 360 oranı dersek alfayı 120 derece olarak buluruz. Zaten alfa 120 olursa da burada 120 30 30 üçgeni oluşur ve 6 6 cevabımız 6 kök 3 çıkar.